Ay, şimdi en güzel zamanı. Acaba ben de mi seninle gelsem Marmaris'e? Motorun arka koltuğu boş. Ya, Aşk İtalyan görüntülü arıyor. Ay, görüyorsun değil mi Mehmet? Aşk nasıl bir şey? Yüzümü görmeden duramıyor şapşik. Acaba ne diyecek? Burada beni bayacağını aç da öğren. Alo aşkım. Aa, sen kimsin? Sen kimsin? Bıdık Alp nerede? Merhabalar Esma Hanım, iyi günler. Ben Doktor İ. Nöromonu... Nöromonot... Nöromoji... Aç. Nöromol... Nörom... Nöroloji oğlum, nöroloji. Ben Alp Bey'in nöroloji doktoruyum. Kendisinin beyninde bir tümör var. İnanmıyorum ya doktor bey. Canım sevgilimin beyninde benden başka bir şey nasıl olabilir? Nasıl? Onun kalbinde de beyninde de bir tek bana kadar yer vardı oysa ki. Alp abi inanmıyor. Sen devam et, devam et. Maalesef öyle Esma Hanım. Ama tekrar ediyorum ki kendisinin beyninde bir tümör var. Tümör mü? Evet ama siz hiç merak etmeyin. Çünkü ondan bende de var. Hemen şöyle çekip alacağız. Siz hiç korkmayın. Aman ne korkacağım be. Kim korkar ayı tümörden? Siz öyle deyince ben başka bir kız var sandım yalnız. Allah korusun. Hadi ver bakalım sen Alp abin de biz onun tümörü hakkında falan konuşalım. Tamam. Esma. Kızmadın değil mi? Kızdım. Hem sen niye küçücük çocukları bizim tatlı aşk oyunlarımıza dahil ediyorsun ki? Hem Allah korusun ya. Tümör ne demek? Bir daha bak böyle bir şeyin asla şakasını yapma. Tamam? Esma. Tümör şaka değil. Oyun da değil. Yani keşke oyun olsaydı ama değil işte. Nasıl değil? Oyun olmayan ne ben anlamadım. Beynimde tümör var işte. Baskı yapıyor. Kısa dalgalanmalar halinde şimdilik. Ne olacağını ben de bilmiyorum ama galiba korkuyorum biraz. Lan kız düştü bayıldı. Böyle mi söylenir bu haber ya? Esma. Esma. Esma ne oldu iyi misin? Esma. Ay. Eylül hocam. Tümör öyle mi? Biliyordum ve bana söylemedin. Biraz zamana ihtiyacım vardı sadece hocam. Zaman filan yok. Bir yakınım dedin, ben de inandım. Nereden bilecektiniz ki? Baş ağrıların, baş dönmelerin. Aklı olan anlar da işte ben de salaktık. Hocam ben size yalan söyledim. Kendinizi suçlamayın artık. Tümör gözüne ve o kilometre sinirine baskı yapıyor. Hiç boşuna uğraşmayın. Ameliyat olmayacağım, istemiyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ameliyat sonrası kör olabilirim, değil mi? Bir olasılık. Kör olabilirim, değil mi? Olabilirsin. Ama olmayabilirsin de. Bir ihtimal için hayatını tehlikeye atmaya değer mi? Sizin o bir ihtimal dediğiniz şey benim hayatım zaten hocam. Ve o ihtimal benim bu hayatta görmek istediğim tek şeyi benim elimden alacak. Neymiş o tek şey? Annem. Annemi görmek istiyorum ben. Hep rüyalarımda görüyorum çocuk. Ne çocukluğu ya. Hala görüyorum, her gece görüyorum rüyalarımda annemi.
Böyle bana seven gözlerle bakıyor. Hiç beni bırakıp gidecek bir kadına benzemiyor benim annem. Annemi görmek istiyorum bir kere. Kör olmadan yüzü neye benziyor görmek istiyorum. Sonra da karşısına geçip ben senin oğlundum. Beni niye terk ettin? Beni niye bırakıp gittin demek istiyorum. Beni niye bırakıp gittin? Niye bırakıp gittin? Siz ne arıyorsunuz burada? Doktorculuk oynuyorduk. Sen nereden buldun bu kartı? Orada yerdeydi. Çekil. Bakalım kim varmış burada. Bitti mi orası? Hangi resim? Dün çizdiğin. Hayır. O zaman hala kim olduğunu bilmiyoruz değil mi? İbrahim! Ne yapıyorsun lan manyak karı? Sus be köpek! Çabuk söyle kızım nerede? Ne yaptın kızım o adi herif? Lan ne yapacağım ben senin kızına? Ne bakıyorsunuz be? Defolup gidin buradan. Yürüyün. Senle beni öğrendi. Çıkıp gitti hastaneden. Buraya gelmiş. Kavga etmişsiniz. Ben her şeyi biliyorum. Kızım nerede söyle. Polise gideceğim bak. Git lan. Git. Git de öğrensinler kocanı benimle aldattığını. Vedat'ın senin yüzünden hapiste olduğunu. Hadi git. Kızım. Bak Nesrin. Nesrin. Nesrin ya. Ona iyi bak İbrahim. Şu yüzümün haline bir bak. Sen benim bundan sonra korkacağımı mı sanıyorsun ha? Korkmandan. Eğer kızımın kılına zarar verdiysen gözüm hiçbir şey görmez. Yaşatmam seni. Allah belamı versin gebertiri. Lan bir sakin ol. Bir indir şunu. Bak şeytan dolduracak. Bir daha sormayacağım İbrahim. Kızım nerede? Ne yaptın lan hiç? Ben bir şey yapmadım. Sema yaptı. Bak sen işini gücünü bırakıp Alp'le ilgileniyorsun tamam mı? Hocam ben yapmasam. Ne demek ben yapmasam ya? Şimdi ben her hatasını Alp'in yüzüne vurdum. Bir de hep kafasına falan da şey yaptım ya. Yapmayayım. Saçmalama şimdi. Daha önemli bir problemimiz var. Ali. Alp ameliyat olmak istemiyor. Ne? Normal. Çocuk ameliyat esnasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları bildiği için korkuyor tabii. Ben konuşurum onunla. Ondan değil. Annesini bir kere bile göremeden kör olmaktan korkuyor. Sersem çocuk ya, sersem. Soracağım ama ben ona. İzninizle hocam. Alo, Oğuz. İpek'i bulabildin mi? Henüz değil ama şimdi dükkana geldim. İçeriye bakacağım. İyi, bir de sen bak bakalım. Ya eğer bulamazsam şu bahsettiğim ana vardı ya. Oraya da bir bakayım diyorum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama oralardadır herhalde. Tamam, ben bulurum.
Tamam, bana da haber et. Tamam. Ne oldu, İpek'le ilgili bir durum mu var? Var. Oğuz da onunla uğraşıyor. Nesi var İpek'e? Yok işte, bilmiyorum. Kaç saattir ortalarda yok, bulamıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz. Telefonu kapalı. Tamam. Sakin ol, buluruz. Söyle bak. Söyle bak, acımı yiyeceğim. Keseceğim gırtlağını boydan boya. O karın olacak Cihan kızıma ne yaptı? Söyle ne yaptı kızım? Kızım söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama önce seninle bir anlaşma yapacağız. Ne anlaşması? Her şeyi Sema'nın yaptığını söyleyeceksin. Ki zaten öyle. Eğer sen polislere her şeyi Sema'nın yaptığını söylersen ben de sana kızının yerini söylerim. Sema ne yaptı çocuğuma? Ha? Söyleyeceğim. Sema gitmiş sizin dükkanda İpek'le kavga etmiş. Kafasına vurmuş sürahiyle. Sonra da korkmuş öldü diye. Gömmüş bey. Bir sakin ol, bağırma. Ben değil, Sema diyorum. Nereye gömdünüz? Öldü mü kızım? Çabuk beni oraya götür, çabuk! O zaman hemen karar ver. Bak, bir saatten fazla oldu gömülü. Ulan delireceğim şimdi. Çabuk söyle kızım nerede? Önce anlaşmayı yapacağız, sonra söyleyeceğim. Dinlen İpek. Zihnini açık tut. Kendini kaybetmemelisin. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulacaksın. Şimdi biraz kapa gözle. Uyu. Uyu. Kolay gelsin. Drenajı istiyor. Evet. Ama akciğerindeki solunum tüpü sayesinde nefes alabiliyor. Tüpünü çıkarmamız mı gerekiyor acaba? Ne diyorsunuz? Apne nöbetlerine ve tam kan sayımına dikkat etmemiz lazım. Baksana hala başından çok fazla kan çekiyoruz. Sen ne kadar küçüksün böyle. Yaşadıkların için fazla küçüksün. Biliyor musunuz? Bugün hepimizi çok üzdünüz. Hastanedeki kızları, ben de dahil. Üzdün mü? Ne yaptım ki? Yani her ne yaptıysam bilmeyerek yapmışımdır. Kusuruma bakmayın. Eylül çok şanslı bir kız. Sizin gibi biriyle birlikte olmak, üstüne nişan hediyesi olarak koskoca hastanenin bütün hisseleri. Yani nişan hediyesi buysa düğünde ne vereceksiniz? Hepimiz çok merak ediyoruz doğrusu. Ben de merak ediyorum. Sen düğünde ne hediye alacaksın bana? Tamam şimdi söyleme. Ben zaten bebeğin durumuna bakmaya geldim. Nasıl gidiyor? Nasıl olsun? Daha doğmadan beyin kanaması. Hayata kötü bir başlangıç. Savaşı kazan, tamam mı? O da senin gibi. Güçlü. Eminim kazanacaktır.
Ben şimdi Yiğit'in ameliyatına giriyorum. Haber vereyim dedim. İyi yaptın. Sana kolay gelsin. Ameliyattan sonra görüşürüz. Hı. İpek'ten bir haber var mı? Yok. Hadi görüşürüz. Bu arada üzülen kızlara söyleyin. Ben iyi de dövüşürüm. Kolay gelsin. Nesrin Hanım, sizin ne işiniz var burada? Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada, ha? Siz ne altlar karıştırıyorsunuz? Biz bir şey konuşuyorduk. Ne karıştıracağız yoksa? Bir şey konuşuyordunuz. Hastaneden kaçıp buraya geldiniz. İpek kayıpken bir şey konuşuyordunuz. Sen bir şey biliyorsun. Sen bir şey biliyorsun. Anlat. Hadi anlat. Ne oluyor burada? Hı? İpek nerede? Kardeşim. Ha. Kadın komşusunu ziyarete gelmiş olamaz mı ya? Komşusunu ziyarete. Siz kimi kandırıyorsunuz be? Hı? Kimi kandırıyorsunuz? İpek kayıp, annesi burada komşu gezmelerinde. Bakın, sinirlenmeye başlıyorum. Sinirlenmeye başlıyorum. Nesrin Hanım, hadi anlatın. Ne biliyorsunuz anlatın, İpek'i bulalım ha. İpek nerede? Hı? İpek nerede? Bunlar kızımı diri diri gömüyor. Ne? Ulan Nesrin. Dur dedim ben sana, dur! Dur! Yakaladın değil mi? Söyledim ya. Kaçtı, kaçtı. İpek. Kıza gitti. Öldürdüler. Gömdüler çocuğumu. Allah'ım yardım et. Ne olursun bana yardım et. Düşün. Düşün. Bak nerede olabileceğini düşün. Nerede olabileceğini düşün. Bilmiyorum, aklım durdu. Şşş. Düşün. Bak çok fazla vaktimiz yok. Düşün. Bu var. Sadece bu var. Çocuklar bizim dükkanda bulmuşlar. Buraya kadarmış.
Hoşça kal abla. Seni seviyorum. Kardeşin için, baban için dayanacağımı biliyorum. Güçlü ol, tamam mı? Hocam hazırız. Başlayabiliriz. Bir süre. Bir polar koçar, bayonet forceps. Bildiğin başka bir şey var mı? Yok, yemin ederim yok. Kartı burada bulmuşlar. Şurada. Kart burada. İpek! İpek! Duyuyorsan ses et. Benimle gel. Baktım, burada her yere baktım. Düşün. Düşün. Toprak böyle değildi. Yaşıyor muydu? İpek! İpek! Şişt, baba bak bana. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam. Kızım gitti. Başını yediler çocuğumu. Başını yediler. Yok, öyle bir şey. Bak söyle bana. Ne söylediler sana? Ne dediler başka? Söyle bana. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Anlattım her şeyi. Hatırlamıyorum. Tamam, tamam. Bak burada. Bak gördün mü? Bak görmemişler. Görüyor musun? Bak yok burada işte. Görmemişler. Yalan söylemiş hayvan! Ne? Yalan söylemiş! Burayı ne diye kazmıştır o zaman? Yiğit'in ameliyatı çok iyi geçti. Merak edersin diye haber vereyim dedim. Öyle mi? Beni görmek için bahaneler bahaneler. Tamam tamam ben çevirme yüzünü. Eline sağlık. Çok sevindim. Babaları sonunda rahat bir nefes alacak. Öyle. Durumu nasıl? Belirsiz. Bebek? Bebek de aynı. Belirsiz. Kafa içi basıncı yükseliyor. Özgül Hanım! Kan basıncı stabil değil. Tamam hocam. Bana hemen 100 mikrogram fentanil hazırlayın. Tamam hocam. Meltem Hanım. Meltem Hanım beni duyabiliyor musunuz? Bebeğim, o nerede? Bebeğiniz direniyor. Zorlanıyor ama direniyor, merak etme. Onu görmek istiyorum. Biliyorum görmek istediğinizi ama şu an mümkün değil. İkiniz de hareket edecek durumda değilsiniz. Yalvarırım bir kez kucağıma almama izin verin. Başka bir şey istemiyorum. Sakin olun lütfen. İkinizin de zamana ihtiyacı var. Sakin olun. Anlamıyorsunuz. O daha çok küçük.
soğuk bir hastane odasında ölebilir. Birileri kucağına almadan ölebilir. Olmaz. Birileri ona sarılması lazım. Epilepsi krizine giriyor. Meltem Hanım sakin olun. 10 miligram diazepamle 1 litre taze donmuş plazma verin hemen. Tamam hocam. Meltem Hanım, Meltem Hanım. Beyin perfüzyonu azalıyor. Sakin olun. Meltem Hanım sakin olmaya çalışın. Hocam bebeğe acil müdahale için Ceyda Hoca sizi çağırıyor. Sen git, ben buradayım. Evet, neydi son durum? Kalp atışı yavaşlıyor, kontrolü kaybediyor. Cihaz iyi basmıyor, ambuya geçiyoruz. Hocam, 208 numaradaki hastanın sonuçları açıklandı. Acil bir durum var, hemen gelir misiniz? İki yerde birden olamam ki. Tamam, siz gidin, ben hallederim. Sağ ol. Gel. Şey, iki dakikanızı alabilir miyim hocam? Ne istiyorsun? Hocam, siz çok meşgulsünüz. Ben en iyisi sonra geleyim. Sonra geleyim ben. Hocam, ben aslında buraya sizden bir şey rica etmeye geldim ama. Söyle. Bizim Alp var ya, asistan doktor, güzel yüzlü, hep telefonla oynar hani elinde. Alp'in kim olduğunu biliyorum. Aa, çok iyi hocam. O zaman direkt dalıyorum ben konuya. Alp'in beyninde tümör varmış hocam. Yani var. Biz de yeni öğrendik. Ameliyat olması gerekiyor, onu mu diyeceksin? Evet, hayır. Yani onu demeyeceğim. Ameliyat olması gerekiyor ama olmuyor. Alp yetimhanede büyümüş, kimsesi yok. Annesini de hiç görmemiş. Annemi görmeden ameliyat olmam diyor hocam. Annesini çağırın gelsin. Benden ne istiyorsun? Hah. İşte ben de tam bu konuda yardım istiyorum hocam sizden. Alp annesini daha önce hiç görmemiş. Tanımıyor bile. Ben de yetimhaneyi aradım. Gizli bilgiymiş, söylemiyorlar. Halbuki ne demek gizli bilgi? Söylesen çocuk görsün annesini, bir öpsün sor. Samet. Özür dilerim. İki dakika dedin. Boş boş konuşup duruyorsun karşımda. Vaktimi alma benim. Ne söyleyeceksen söyle, sonra çık. Bunları mı anlatmaya geldin? Çok özür dilerim hocam. Ben belki sizin tanıdıklarınız vardır. Ya da siz ararsanız söylerler diye. Şişt, tamam. Ben çok vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim hocam. Alp hangi yetimhanede kalmıştı? Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Tamam, tamam. Teşekküre gerek yok. Ne yapabiliyoruz ona bakalım. Peki hocam. Esma, ya ileri ya geri bak. Allah'ını seversen bir hareket et. 2 saattir burada volta halinde duruyoruz. Nefret ediyorum. Kimden? Kimseden değil. Bu hastaneden. Bu uğursuz yere girmek istemiyorum. Saçmalama Esma. Burası sadece bir beton yığını. İyi ya da kötü kimseye kader yazdığı yok. Hadi. Bahar da burada öldü ama. Ama Alp ölmedi. Değil mi? Ve şu an hasta yatağında ne düşünüyor biliyor musun? Ne düşünüyor? Seni. Beni mi? Evet, seni gıdış. Sevdiği insanları, ailesini, yanında görmek istediği herkesi.
Hastayken insan yalnız kalmak istemiyor. Gözü hep sevdiklerini arıyor. Kendimden biliyorum. Ama Alp'in ailesi yok ki. İyi ya işte. Git o zaman ailesi ol. Esma, Esma dur nereye ya? Yahu nereye gidiyorsun ya? Of. Oğuz kararın başımıza artacak. Şimdi hepsi üstümüze gelecek. Gelsinler. Benim istediğim de zaten o. Süleyman hocam, Süleyman hocam. Alp'le ilgili bir gelişme var mı? Ben de seni çağıracaktım. Eski bir ahbapla görüştüm. Alp'in ailesiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Korktuğum başıma geldi desenize. Klasik bir terk edilme vakası. Hiçbir zaman arayanı soranı olmamış. Hocam çok teşekkürler yine de. Size de zahmet oldu. Çok sağ olun. Baba, sen böyle iyilik yapar mıydın? Melek gibi davranıyorsun. Neden? Ben şeytan mıyım? Kızım. Buyurun efendim. Doktor Selim hangi odada kalıyor? 1120 numaralı odada kalıyor. Sağ ol. Hem sen daha iyi bilirsin. Herkesin içinde hem şeytan hem melek vardır. Önemli olan hangisi işine yarayacaksa onu ortaya çıkarmayı bilmek. Selim'le ilgili aklında ne var? Kaderin önüne geçmeye ne dersin? Kalp atışı düşüyor. Bir adrenalin daha vermek lazım. İşe yaramıyor. Kompresyona başlıyorum. Kalp atışı 60'ın altında. Kalbi duruyor. Evet. Hep böylesiniz değil mi? Kimseyi yarı yolda bırakmıyorsunuz. Hiçbirimiz hastalarımızı yarı yolda bırakmıyoruz diye biliyorum. Ama bu bebek için artık bir ümit yok. Belki en fazla yarım saat, belki daha az. Kurtulmak için çok küçük. Ne öneriyorsunuz? Oturup ölmesini mi izleyelim? O da küçücük. Ölmesine izin veremeyiz. Hemşire hanım bırakabilirsiniz. Bırakın. Buna da gerek yok. Sesi sinir bozucu. Bana canavarmışım gibi bakmayın. Benim uzmanlığım benim hastam. Yapılabilecek bir şey olsaydı yapardım zaten. Lütfen kararlarıma saygı duyun.
Benim saygım yaşama tutunma çabasına. Ölümü bu kadar kolay kabullenmeye değil. Yanılıyorsunuz. Ama sizi ikna edebileceğimi de sanmıyorum. Evet. Çünkü ikna etmek ve edilmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. Neyse. Prosedürlere uydunuz. İşinizi de yaptınız. Artık çıkar mısınız lütfen? Konuştuklarım seni üzmedi değil mi? Özür dilerim. Sen ne kadar ufaksın be. Ne kadar küçüksün. Ne kadar masumsun. Daha bir adım bile yok. Melek diyeyim mi sana? Hı? Zaten meleksin. Anlamıyorsunuz. O daha çok küçük. Soğuk bir hastane odasında ölebilir. Birileri kucağına almadan ölebilir. Kucağıma alayım mı seni melek? Seni yalnız bırakmayacağım. Polise gelmese miydik? Delirdiniz siz herhalde ha? Kızınızı diri diri toprağa koymuşlar. Nereye gitseydik? Türlü bulsaydık. Bana bak, İpek'in annesisin diye sana saygı duymaya çalışıyorum ama artık midemi bulandırmaya başladı. Ben ne yaptım ki? Benim de kızım kayıp. Ne çektim biliyor musun sen? Kimin ne çektiğiyle ilgilenmiyorum. Şimdi içeri gideceğiz. Tek tek bildiğin her şeyi polise anlatacaksın. Tek ilgilendiğim şey bu. Anlıyor musun beni? Tamam. Tamam anlatacağım. Ne diyeceğim ben sana ya şimdi? Ne diyeceğim ben sana şimdi? Eylül? Oğuz bir gittin, ses seda yok. Ne oldu, bir şey öğrenebildin mi? Yok bir şey. Merak etme, ben seni arayacağım zaten herhangi bir gelişme olursa. İnsan bunca saat nasıl bulunamaz ya? Doktor hanım. Buyurun, bir ihtiyacınız mı vardı? Bebeğim. Nasıl durumu? İyi mi şimdi? Hiç bilmiyorum. Bir sorayım. Ben size haber veririm. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Doktor hanım. Daha bebeğimin ismine bile karar verememiştim. Çok zamanımız var sanmıştım. Bebeğimin zamanı var değil mi? Olacak. Annesi bebeği soruyor. Nasıl durumu? Başaramadım Eylül. Her şeyi denedim ama kurtaramadım onu. Ben de ölmeden önce kucağıma alayım dedim. En azından biri onu sarıp sarmalamadan ölmesin istedim. Ya işte nasıl söyleyeyim, bu bebeği tutuş şeklin, buna kanguru stili deniyor. Ben yeni doğan bebeklerde bu stilin yani genel değerlerini iyileştirdiğine dair bir takım makaleler okudum. Bak, bak değerlerine bak. Kalp atışı yükseliyor. Ateşi de düşüyor.
Sen bir mucizesin Ali Asaf. Bebeğin bütün değerleri normale döndü. Sadece sarılarak mı yaptın bunu yani? Melek. Bak ben bir mucizeymişim öyle diyor. Ali. Ali. Çıkar dursun çıkar. Bebeğin yanında şimdi. Saçmalama. Ciddi bir şey söylüyorum. Çıkart üstünü. Niye? Ya sen demedin mi sabah kalp atışının iyileştirici etkisi var diye? Doğru hakikaten. Bak şimdi çıkart, gömleğini çıkart, tenine temas etsin, daha etkili olacak. Genelde bunu anneler yapar ama nasıl sen yapacaksın, ne yapalım? Ben çok ciddiyim. Çıkartır mısın üstünü? Hadi çıkart üstünü, çıkart.